Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 15. haftasının 2. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Teğetler dörtgeninden bahsedeceğiz ve çemberler birbirine teğet olduğunda nasıl hareket edeceğiz ondan bahsedeceğiz. Kitabımızda neredeyiz? Kitabımızda sayfa numarası 180'in sağ tarafındayız. 180'in sağ tarafını sonra 181'i, 182, 183'ü ve 184'ün sol tarafında çözeceğiz. Yani yarısına kadar kısmında çözeceğiz ve bu dersi bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Teğetler dörtgeni adı üstünde teğetten oluşan teğetlerden oluşan dörtgene biz ne diyoruz? Teğetler dörtgeni ya da kenarları bir çembere teğet olan dörtgene ne diyoruz? Teğetler dörtgeni adını veriyoruz. Evet ABCD teğetler dörtgeninde şöyle bir şey var. Karşıtlı kenarlar toplamları birbirine eşittir. Şimdi göstereceğim onu. Bir de alan ABCD'de nedir arkadaşlar? çevre bölü 2 çarpı yarı çapa eşit. Hadi bakalım bunları gösterelim. Şimdi gençler öncelikli olarak teğetler dörtgenin dedik karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşittir. Sebep? Çünkü şuraya bir A dersek ya A'lar denmiş bir X diyelim. X dersek burası da X değil midir? T, T uzunlukları birbirine eşit. Burası Y burası Y. Burası Z burası Z. Burası T burası T değil mi? Evet karşılıklı kenarlar toplamları gerçekten birbirine eşittir. Şöyle baktığınız zaman x artı y artı z artı t yapıyor şu x'in toplamı. Şu kenarlar toplamı da aynı şekilde x artı y artı t artı z mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Evet o yüzden karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit oldu arkadaşlar. Bu tamam. Bunu ezbere bilmenize gerek var mı? Bence yok. Şu ispat yöntemiyle de zaten sonuç olarak kendiniz oluşturabilirsiniz bunu. Yani herhangi bir şekilde ekstra bir bilgiye gerek yok şu anda. Karşılıklı kenarlar toplamları eşittir. Bilmenize gerek yok. Aklınıza geldiyse hemen dersiniz. Onda bir sıkıntı yok. İkinci olarak da alan. Alanla da ilgili bence bir şey bilmenize gerek yok. Sebep çünkü arkadaşlar bak alan. Şimdi şu şeyleri sileyim. X'leri, Y'leri, Z'leri, T'leri sileyim. Çevre bölü 2 çarpı R'ymiş. E biz üçgenin alanı biliyoruz. Merkez T'ye çektik yapmış burada. Hocam şunları şöyle üçgenler oluşturacak olursak. Bu üçgenin alanı alan dediğimiz A çarpı R bölü 2 artı. Hocam şu üçgenin alanını bulacağız. Hop bir yarı çap çizecek olursak. B çarpı R bölü 2 değil midir? Merkez T'ye çektikten. Evet artı şöyle bir üçgen oluşturacak olursak bu da C çarpı R bölü 2'dir. C çarpı R bölü 2 artı bir de burada merkezde çektik yapacak olursan burası R iken D çarpı R bölü 2'dir. E sen burada R parantezini alırsan A artı B artı C artı D bölü 2 mi yaptı arkadaşlar? Bir de çarpı R'si mi var? Evet bak gerçekten A artı B artı D artı C. C artı D neye eşit oldu? Çevre. Çevre bölü 2 çarpı. R'ye eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ezbere bilmenize gerek var mı? Bence yok. Ama çevre bölü 2 çarpı R deyip de oradan da sonuca da ulaşabilirsiniz tabii ki. Evet dörtgeni bu şekilde. Hadi bakalım şu soruya. Direkt böyle bir soru gördünüz mesela. Hocam 8 altı daha 14. Yani birinci yol hemen 8 artı 6 10 artı X diyebilirsiniz. Ya da cık, aklınıza gelmedi. Hemen ne yaparsınız hocam? T, T tuzunlukları birbirine eşittir. Bir yerden başlayalım. Mesela burası A iken burası A mıdır? Evet. Buraya ne kaldı? 8 eksi A kaldı. E o zaman burası da 8 eksi A'dır. Buraya 10 eksi A kaldı. E o zaman burası da 10 eksi A'dır. Sonra bunun tamamı 6 ya. Şunun tamamı 6 olduğu için şu kenar ne olacaktır? 6'dan, bak 6'dan 10 eksi A'yı çıkartacağız. 6'dan 10 eksi A'yı çıkarttığınız zaman böyle çıkarılmaz tabii ki. Bütünsel çıkarılır değil mi? 6 eksi 10 artı A yaptı. Bu da eksi 4 artı A ya da A eksi 4 yaptı. Burası A eksi 4 yapar. E o zaman burası da A eksi 4 şimdi bizden ne isteniyor? Şurası isteniyor. X de neye eşit olacaktır? 8 eksi a artı a eksi 4'e eşit olacaktır. A'lar nanay. Cevap da kaç yapar? 4 yapar. Ya da direkt 10 artı x 8 artı 6'dan da diyebilirsiniz. Size kalmış. Evet örnek 15'i böylelikle 4 bulduk arkadaşlar. Geldik. Örnek 16'ya. Bak işte böyle. Hani böyle sorularda sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Bizden çevre BCE. BCE üçgeninin nesi isteniyor arkadaşlar? çevresi isteniyor. Bir yerden başlayalım. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 20 vermiş. E hocam burası 20 iken burası da nedir? Burası da 20'dir. Bir yerden başlayalım. Şuraya ben x dersem burası da x midir? Evet. Buraya ne kaldı? 20 x kaldı. E hocam t t uzunlukları birbirine eşit. 20 eksi x burası. Sonra buraya y dersem. E hocam burası da y'dir. E burası x artı y iken karşısında x artı y yapar. Şu t t uzunlukları. Buraya z dersem burası da z midir? Evet. E bunun tamamı 27. 20 20'den y'yi ve z'yi çıkartacağım. Şimdi bunun çevresi isteniyor. Çevre de ne yapacaktır o zaman? Topla. X artı y var burada. X artı y artı 20 eksi y eksi z var. 20 eksi y eksi z'yi de yazdım. Artı z var bir de 20 x var. Z var bir de 20 eksi x var. Hocam z'ler nanay. Y'ler nanay. X'ler nanay. 20 ve 20'nin toplamı yaptı. O zaman bu da neye eşit oldu arkadaşlar? 40'a eşit oldu. Bakın T, t t uzunlukları yani şu t, t t uzunlukları ya da bu t t, -t uzunluklarının birbirine eşit olmasını bir de paralel kenarın tanımını kullanarak karşılıklı kenarların birbirine eşit olmasını kullanarak sonuca ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar eski bilgilerimizle? Evet ulaşabiliyoruz. Evet örnek 16'yı 40 bulduk geldik örnek 17'ye. Şimdi burası t t, -t 4, 4 Burası da teğet t Dokuz da dokuz. E, teğet noktası verilmiş ya. Çem, yarım çember verilmiş. Merkez burası. Merkez teğet çektikten burası 90. Burası da 90. Vallahi uzunluk. Hocam burada merkezde teğet çektik yapsak ne olur? Anahtar kelimeyi kullandık ama dik üçgen oluşmuyor. Dur bakalım. Amacımız genelde dik üçgen oluşturmak değil mi? Evet. Şimdi eksik bilgileri tamamladık. Dik üçgen oluşturacağız. Çemberin yarıçapı çapı isteniliyor bizden. E ne yapabiliriz burada? Arkadaşlar bir dik yamuk var. Eski bilgilerini düşün. Dik yamukta ne yapıyordun? Dik dörtgen oluşturuyordun. E oluşturduk. Şöyle dik dörtgen oluşturunca 4 ise, burası 4'tür. Tamamı 9 olduğundan buraya 5 kaldı. Hocam burası da 13. E buradaki Pisagor bağıntısından 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni. E dikdörtgenden dolayı burası da 12 olacak. Yani 2R eşittir 12 olacak. R'yi de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Dik üçgen. Bildiğiniz dik üçgen. Çemberde uzunlukta çok fazla kullanıyoruz. Evet örnek 17'yi 6 bulduk. Geldik örnek 18'e. Bak yarı çap uzunluğu kaç verilmiş? Burası 8 verilmiş. Yani bu yarı çap uzunluğu 4, 4. Bir işimize yarar belki. Şu teğet teğet uzunlukları birbirine eşit. Bizden BC isteniyor. Burası da teğet, burası da teğet. X, X değil midir arkadaşlar? Evet burası xken burası da X'tir. Amacımız dik üçgene karşılık getirmek. Merkez T çektik yapınca dik üçgen falan gelmiyor. Şekil bozuk oluyor. O yüzden sildim. E ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle düşünelim. Dik yamuk var karşımızda. E dik üçgen oluşturalım. Hop dik üçgen oluşturduk. Dik üçgen oluşturunca 8 e 8, x'e x. Buraya da 8 eksi x kaldı. E burada bir pisagor. Bak 8 artı x var burada. 8 artı x'in karesi eşittir. 8 eksi x'in karesi artı 8'in karesi olacak. İşlem işlem işlemle x'i bulacağız. Arkadaş 8 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? Ya 6 8 10 üçgendir. Ya 8 15 17 üçgendir. 8 ile ilgili özel üçgenler bunlar. Arkadaşım burası 6 mı acaba? Burası da 10 mu acaba? Buranın 10 olması için yani 6 8 10 mu diye hissediyorum. Hisset kardeşim. Bunu unutma. E, x'in kaç olması lazım ki? x yerine 2 koyunca burası da 6 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Demek ki x kaç oluyormuş arkadaşlar? 2 oluyormuş. Evet örnek 18'i 2 bulduk. Geldik örnek 19'a. Şimdi AD uzunluğunu kaç vermişler? AD uzunluğunu 11 vermişler. BC uzunluğunu da 5 vermişler. E hocam ne yapabiliriz? Bak burada bir dik yamuk var. Dik üçgen oluşturalım. Şöyle. Değil mi? E aklımıza o geliyor. Hani merkez teğet çektik. Valla içimizi şey... a bu olabilir mesela. Evet bu olabilir. Niye? Çünkü bu da yarıçap, bu da yarıçap. En etkili silahımız yarıçap. Merkezde çektik yapınca hocam yamuk yıldı bu. Yamukta da bak bu. Hatta şunlar birbirine eşit ya. Yamukta orta tabanı oldu arkadaşlar burada. Yoksa diğer türlüsünde de şu diki çizecektim ben. Burada hoşuma giden bir şey çıktı bu sefer. E, gerçekten hoş bir şey çıktı. E bu yamukta dikkat et. Şunlar eşit olduğu için ve şunlar paralel olduğundan dolayı orta taban çizgisi oldu. Yani R direkt neye eşittir? 11 artı 5 bölü 2'ye bazen de şu merkez teğet çektik. Mantıklı oluyormuş demek ki. 16 bölü 2'den cevap kaç çıktı? 8 çıktı. Örnek 19'u 8 bulduk. Geldik örnek 20'ye. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Teğet var teğet. E burası da 6 kök mü olur? Çünkü teğet teğet birbirine eşit. O merkez çemberde teğet verilmiş. ADC açısı 60 derece verilmiş. AD'de 6 köküç verilmiş. Tamam çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Şimdi yarıçapı bulacağız. E burası 90 derece mi? Evet. Şimdi burada merkezden T'de buradan da merkez T'ye çektik yapsak. Valla bir işimize yaradı mı? Yarayacak. Mecbur yapacak. Yarayacak. Burası da R, Burası da R. Aa, kolları çizilen eşit. Aklımıza ne gelir? Hocam açı ortaya gelir. Ya da T T olunca ispat yöntemiyle gittim mesela. T T olunca merkezden geçen doğru ne oluyordu arkadaşlar? Direkt açı ortay oluyordu. Kullanabilirdik burada. Şunu çizmeden. A burada şunu çizince kolları çizilen eşit. R R. E bunlar birbirinin dikmeler eşitse ayırtlı yerlerde eşit açı ortaya olduğunu oradan da söyleyebiliriz. E burada 30 60 90 üçgen çıktı. 60'ı karşı 6 köküse, ise 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş halidir. Yani 6 kök 3'ün bölünmüş hali kaç yapar? 6 yapar. Yani yarı çapı böylelikle 6 bulduk. Evet geldi örnek 21'e. Şimdi merkez var. Çeyrek çember verilmiş arkadaşlar. Çeyrek çember. Çeyrek çember yani şurada kaçı? 90 derece zaten verilmiş. Evet AC'yi kaç vermiş? 2 vermiş. BC'yi kaç vermiş? 8 vermiş. Kardeşim merkez var. Teğet var. Bak anahtar kelimeyi çok kullanıyoruz. Yani evet, Teğetler dörtgenini anlattık bitti. Teğet özelliğine devam ediyoruz. Çektik yaptık. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bir de hep ne diyorum? Çeyrek çember verelim mi size? Çeyrek çember sorun çözümü için yeterlidir. Çemberi şöyle tamamlamanıza gerek yok. E merkez var teğet var. Çektik. Bu yarı çap mı? Yarı çap. Bizden yarı çap isteniyor. Bak Diki kullanacağım. Bak büyük dik üçgen. Dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada? Öklit. Yani R kare eşittir. 2 çarpı 8. H kare eşittir. P çarpı K'dan. R kare eşittir. 16'dan. R'yi de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Evet örnek 21'e 4 bulduk. Geldik örnek 22'ye. Şimdi AD çemberin çapı. AD çemberin çapıysa o zaman merkez burada mı? Evet. Sonra D T, -t noktası. Merkez teğet çektikten burası 90 derece oldu mu? Oldu. E bu çapsa hocam şuradaki üçgende çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Dolayısıyla burası da 90. Çemberin çapı kaçtır diye soruluyor. Çap soruluyor bize x. Arkadaşlar h kare pk bak dikten dik çizildi. Öklit bağıntısında h kare pk'dan h'ı bulup sonra x'i buluruz. Pisagor'dan ama Direkt buradaki üçgende öklit bağıntısı olduğunu fark ettik ve bizden çap isteniyor. Yani x isteniyor. x'e ait öklit uygulup kullanalım. Sol tarafta sola dayalı olacak. x'in karesi eşittir. 9 çarpı tamamı. 9 artı 1 yani 10. E buradan ne olacak? Kare alırsak eğer bunun. Hani x kare eşittir dok, 9 çarpı 10 ya. Kare kükünü aldığımızda 9 dışarıya 3 diye çıkar. x de x diye çıkar zaten. 9 dışarıya 3 diye çıktığı için 10 da içeride kaldığı için cevabı 3 kök 10 olarak buluruz. Evet örnek 22, 3 kök 10 bulduk. Geldik örnek 23'e. Arkadaşım burada o çemberin merkezi 4 ve 1 verilmiş. Şimdi bu teğet bu teğet birbirine eşit hemen yazdık. 4 ise 4. Hocam merkezden teğete hemen bir 90 derece. Zaten burasının 90 derece olduğunu biliyoruz. Burası 4. Burası 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeni mi? Evet. 3, 4, 5 üçgeninden şu uzunluk kaç olacaktır? 3 olacaktır. E sonra ne yapacağız? E bu yarı çap bizden yarı çap isteniyor. E merkez var teğet var çek dik yapsak hocam. Burası da rm oldu. Evet ve şuradaki kenara ne kaldı? Tamamı 3 olduğundan dolayı burası da 3 eksi rm oldu. Aynen öyle. Pisagor. Yani 3 eksi r'nin karesi eşittir. Dik üçgen çıktı karşımıza. R'nin karesi artı neye eşit oldu arkadaşlar? R'nin karesi artı 1'in karesine eşit oldu. Buradan 9 artı hissederek çıkmayacak maalesef. 1 ile ilgili özel üçgen yok. 9 eksi pardon. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı 6R artı R kare eşittir. R kare artı 1 yaptı. R kareler birbirini götürdü. Buradan 8 eşittir 6R oldu. R de buradan 8 bölü 6 oldu. 8 bölü 6'dan dolayı bu neye eşit oldu arkadaşlar? 4 bölü 3'e eşit oldu. Evet 4 bölü 3 yaptı. R dediğimiz kısım. Herhangi bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Yok. Cevabımız böylelikle 4 bölü 3 oldu. Güzel bir soru. Bunları kullanacağız. Merkez teğet çektikleri falan. Kullanacağız arkadaşlar. Anahtar kelime. Evet. Çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Ali Bey uzunluğunu 4 vermiş. Arkadaşım şu teğet şu teğet birbirine eşit mi? Evet. E merkez varsa teğet varsa ne yapıyoruz? Çektik. Çektik. Bunlar anahtar kelimeler. Hemen kullanıyoruz. 90'a 90'ı yapıştırdık. E hocam A 90 90 90 sa burası da 90 oldu. Bir dikdörtgen çıktı. 4 ise karşısında 4'tür. 4 ise 4 karşısında 4'tür. Yani bir kare çıktı. Bizden çemberin yarıçapı çapı isteniyor. Yarı çapı uzunluğu direkt 4 mi çıktı arkadaşlar? Evet. Örnek 24'de böylelikle 4 bulduk. Ve geldik şuraya arkadaşlar. Çemberler birbirine değdiğinde açıyla ilgili. Evet çemberde uzunluğun içerisinde açı ile ilgili bazı bilgiler. Çünkü Teğet kısmından bahsediyoruz arkadaşlar. Açıya da şöyle bir değinmek istemişiz burada. Çünkü teğet kısmında, çemberde açı kısmında buna değinmemiştik. Şimdi burada değinelim. Yani çemberde uzunluğa biraz mola verelim. Ee, yine devam edeceğiz yalnız. Arkadaşlar, iki çember birbirine teğet olduğunda ve ortak teğet çizildiğinde, ABC teğet olduğunda şu oluyor. Bu yayla, bu yayın toplamı yani AC yayının ölçüsüyle BC yayının ölçüsünün toplamı ne oluyor arkadaşlar? Valla 180 derece oluyor. İkisinin toplamı. Eşittir 180. Niye hocam? İki çember birbirine teğet olduğunda, D noktası C iken, e, bir de ortak teğet çizildiğinde bu yayların toplamı 180 oluyormuş arkadaşlar. Peki neden dolayı bu? Neden dolayı bu şekilde? Şimdi arkadaşlar e, bu neden dolayı biliyor musunuz? Şimdi size şunu söyleyeyim. İki çember birbirine değdiğinde biz ortak teğeti çizmeyi çok severiz. Ee, ortak teğeti çizelim. Bak ispatını yapayım. Lütfen beni burada dikkatli bir şekilde dinleyin. Şu şekilde. Ya da şöyle bununla ilgili bir kural daha var ama neyse. Şu ortak teğeti çizelim. Ortak teğeti çizdik. Burada merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Yapacak olursak E hocam burası da 90 burası da 90 ya. Aa, şu merkezleri birleştirdiğim zaman tam değme noktasından ne oluyor? Doğrusu oluyor. Da uzunluk kısmında da bunu da kullanabilirim. Uzunluk kısmı sorulduğu zaman çemberler birbirine değdiği zaman bak buraya yaz lütfen buraya yaz. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirdiğin zaman ne oluyor? Tam değme noktasından geçiyor. Bunu unutma. Tamam mı? Uzunluk kısmında bunu kullanacağız. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştir. Nereden çıkıyormuş arkadaşlar? Merkezler birleştirdiğin doğru parçası değme noktasından geçiyormuş. Bu çemberler böyle içten de birbirine teğet olsa yine aynı şekilde merkezleri birleştir. Tam değme noktası doğrusal olacaktır arkadaşlar. Tamam. Evet burada şunun ispatını yapıyorum ben. Açıyla ilgili ispat yapıyorum şu anda. Merkez teğet çektikleri yaptık. E burada da bir merkez teğet çektik. Burada da bir merkez teğet çektik yapacak olursak arkadaşlar. Bunlar da 90'ar derece oldu mu? Oldu. E Burada ben buraya alfa dersem buraya da beta dersem hocam dörtgenin iç açıları hatta bir dik yamuk yaptı. Ee, alfa ile betanın toplamı 180 derece diyebiliriz. Ee, daha doğrusu şöyle de diyebiliriz. Bu bir dörtgen ya alfa beta 90 90 toplamı 360 olduğundan dolayı alfa artı beta artı 90 artı 90 180 eşittir 360 derece olduğundan alfa artı betayı kaç buluruz? 180 derece olarak buluruz. E hocam Alfaysa merkez açıdan burası da alfa betaysa merkez açıdan burası da beta. Gerçekten bu yayla bu yayın toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 180 yaptı. İşte o yüzden bunu bu şekilde böyle çemberler değdiğinde ortak teğet olduğunda bu yayla bu yayın toplamının 180 derece olmasını ezberlemenizi istemiyorum. Kendimiz zaten bunu ispat yöntemleriyle çözeceğiz. Ama çemberler birbirine değdiğinde açı sorularında ortak teyiti çizeceğiz. Bak unutma yaz. Açı sorularında ortak teğet çizilir. Uzunluk sorularında da merkezler birleştirilir. Çünkü özel bir noktadan geçiyor. Değme noktasından geçiyor. Bu dediğimi de unutma. Ben yazamıyorum vakit kaybolacak diye. Buraya sen yaz. 2 e, iki, iki tane yıldız at. Açı sorularında ortak teğet çizilir. Uzunluk sorularında merkezler birleştirilir. Değme noktasından geçer. Bunu da unutma. Evet. ABC teğet noktada 3 çember teğet verildiğinde de Şuradaki yayların toplamı da arkadaşlar ne olacakmış? Buradaki yayların toplamı da 180 derece olacaktır arkadaşlar. Yani AB yayının toplamı ölçüsünün toplamı artı AC yayının ölçüsünün toplamı artı BC yayının ölçüsünün toplamı da eşittir 180 derecedir arkadaşlar. Niye? Şimdi biraz önce şeyin ispatını yaptık. İşte, tamam. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. E, onun ispatını yaptık teğet çizdiğimizde. Ortak teğet çizerek onu gösterebiliriz aslında. Ya da artık şunu öğrendik ya. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştir, değme noktasından geçecek. Merkezleri birleştir, merkezleri birleştir. E, tamam. Merkezleri birleştirdim. Tam değme noktasından geçti. Değme noktasından geçti. Değme noktasından geçti. Buraya ben alfa dersem, buraya beta, buraya da teta dersem alfa artı beta artı teta'nın toplamının to ne olduğunu biliyoruz üçgenden dolayı 180. E hocam alfa ise merkez açıdan burası da alfa beta ise merkez açıdan burası da beta teta ise merkez açıdan burası da teta yaptı mı? Yaptı. Yani alfa artı beta artı teta gerçekten şuradaki yayların toplamı ne olacak? 180 derece olacaktır. Tamam mesela bu. Bu şekilde olduğunda da alfa artı beta artı şöyle çemberler birbirine değdiğinde. Aa hocam bu yayların toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz ya. Burası 2 alfa. Burası 2 teta. Burası da 2 beta ya. E o zaman alfa artı beta artı teta ne olacak? 2 alfa artı 2 beta artı 2 teta 180 olduğundan alfa artı beta artı teta da 90 derece olacaktır. Ama bunu da bu şekilde yapma. Bak ben bunu farklı bir şekilde ispatlayayım bu sefer. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyoruz? Ortak teğeti çizeriz. Şurada da ortak teğet çizilir. Burada da ortak teğet çizilir. Bak beni iyi dinle çünkü soru çözüm yöntemlerinden tekniklerinden bahsediyorum. Şimdi Alfa burası ne yaptı? 2 alfa yaptı. Burası 2 teta yaptı. Burası da 2 beta yaptı mı yay olarak yaptı. Şimdi biz ortak teğeti çizdik ya. Ortak teğeti çizmemizdeki amaç nedir biliyor musunuz? Ortak teğeti çizdiğin zaman mesela bu çemberde de bu çemberde de o şu ortak teğet. Ortak teğeti çizmemizdeki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. E hocam teğet kiriş açı yok. Teğet var ama kiriş yok. Yay olarak 2 alfa var ya 2 alfaya ait bir kiriş oluştursam şöyle. Bak şöyle oluşturuyorum gençler. Şöyle oluştursam. A teğet kiriş açı oluştu. O zaman burası alf oldu. Şurada da teğet kiriş açı oluştu. Burası da alf oldu. Sonra bu hani bu çemberde de teğet kiriş açı oluşturalım. Şöyle oluşturalım. Bu teğet kiriş açı bak iki teteye giriyor. O zaman burası tete olur. Aynı şekilde burası da tete olur. Aynı şekilde şurada da teğet kiriş açı oluşturacak olursam bak teğet kiriş açı. Şu çemberdeki her iki çemberde teğet kiriş açı oluşturmak. E burada oluşturduk ya iki beta'yı görüyor. O zaman burası beta olur. Burası da ne oldu arkadaşlar? Beta. Teğet kiriş açıdan dolayı. Gördünüz mü? 2 alfa, 2 beta, 2 teta toplamı 180 oldu. Alfa artı beta artı teta toplamı da 90 olacak. İşte bunu bence kural olarak ezberleme bu çözüm yöntemiyle yap. İki çember birbirine teğet olduğunda ortak teğet çiz. Açı sorularında ortak teğet çiz. Uzunluk sorularında merkezleri birleştir. Ha sen şu işi öğrendin. Merkezleri birleştirmeyle de yapılabileceğini öğrendin. Yukarıdaki ispat yöntemiyle. Yani şuradaki ispat yöntemiyle de merkezleri birleştirip şöyle merkezleri birleştirip 2 alfa ise merkez açı 2 alfa olacak ya, 2 e, alfa olduğunu söyleyip üçgen açıları toplamından da gidebilirsin. Şu ispat yöntemini de kullanabilirsin. Evet, bunlar önemli arkadaşlar. Mesela burada alfa ile bak iki çember teğet olduğunda e, bu teğet bir de ortak teğet çizildiğinde şuradaki yaylar şurası yayları gören bu alfa ile beta açıların toplamı da 90 derece diyor. Ezbere yapma. Gel bizim ispat yöntemiyle yapalım. Sen şunu biliyorsan da hocam şunların toplamı 180 diye söyledik ya. E, alfaysa alfa ise 2 alfa beta ise 2 beta deyip 2 alfa artı 2 beta 180 ise alfa artı beta 90 diyebilirsin. Ya da iki çember birbirine teğet olduğunda ne yapıyoruz? Ortak teğet çiziyoruz. Ortak teğet çizmemizdeki amaç her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek. Şimdi dikkat et. Alfa ise buranın 2 alfa olduğunu beta buranın 2 beta olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi ne yapacağız? Şu teğeti kullandık ya teğet kiriş açı mantığı her iki çemberde de. Hocam yay olarak burası varsa buna ait kiriş oluşturursam teğet kiriş açı oluşuyor mu? Oluşuyor. E, burası teğet kiriş açı 2 alfayı görüyorsa burası alfadır. Bak burada da teğet kiriş açı oluştu burası da alfadır. Sonra beta'ya geldik. Burada da aynı şekilde hocam teğet çizmemizdeki amaç bu çemberde de yani bu çemberde de teğet kiriş açı oluşturabilmek. 2 beta olduğu için buna ait kiriş oluşturdum. Buna ait kiriş oluşturunca Teğet giriş açıdan burası beta oldu. E hocam burası da beta oldu. Teğet giriş açı 2 beta gördüğü için. 2 alfa artı 2 beta. Dikkat et. 2 alfa artı 2 beta eşittir 180 derece oldu. Dolayısıyla alfa artı beta da böylelikle 90 derece çıktı. Yani bunları böyle çözüm yöntemi olarak düşün. Yani bunların toplamı böyle 90 derece gibi ezberleme. Bence bu çözüm yöntemi çoğu soruda bak. Bu soru bu şekilde gelirse direkt yaparsın. Ama bunun laciverti yani değişik bir sorusu geldiği zaman formülü kullandırdım formülü kullandırmayan bir soru geldiği zaman işte o zaman nanay olursun. Yani o zaman sıkıntı yaşarsın. O yüzden bu ispat yöntemlerine dikkat et. Şimdi sorularda da göreceksin zaten. Ee, sorularda da göreceksin ama öncelikle şuna da bakalım. Şimdi B teğet noktası ise bu sefer iki çember birbirine değdiğinde teğet noktasından şöyle bir geçen bir doğru çizildiğinde şuradaki yay ile buradaki yayın toplamı yani zıt yayların toplamı 180 derecedir. Ha istersen şu yaylar toplamı da 180 derece diyebilirsin arkadaşlar. 180 miydi 360 mıydı? Valla ben unuttum ispat yöntemiyle gidelim isterseniz. Ne yapıyoruz? İki çember birbirine teğet olduğu zaman hop ortak teğet çiziyoruz. Ortak teğeti çizmemizdeki amaç neymiş? Ortak teğet çizmemizdeki amaç her iki çemberde teğet giriş açı kullanabilmek. A teğet giriş açı alfa. o zaman burası 2 alfa hocam. Bu gördüğü yer. E hocam burası da bak dikkat et alfaysa ters açıdan burası da alfadır. A burası da ne oldu arkadaşlar? 2 alfa oldu. Ha. Toplamları 180 değilmiş. Bak iyi ki yapmışız. Bu yay ile bu yayın toplamı değil de şu zıt olan yaylar birbirine eşitmiş. Yani A, E, B yayıyla AEB yayının ölçüsüyle nerenin ölçüsü birbirine eşitmiş? Şuradaki BDC yayının ölçüsü BDC yayının ölçüsü birbirine eşitmiş arkadaşlar. Tamam mı? Ya da şu yayla bu yayın ölçüsü birbirine eşit diyebiliriz aynı mantıktan beta ise ters açıdan beta beta ise 2 beta beta ise burası da 2 beta yaptığından dolayı. daha tamam. ama bunu ezberleme. Sen zaten yöntemini tekniğini öğrendin. İki çember birbirine teğet olduğunda ortak teğet çiziyorsun. Ortak teğet çizmekteki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek olduğunu öğrendin. Ondan dolayı bunları yaparsın. Mesela burada A teğet noktası ise bu sefer de arkadaşlar buradaki yayla ABD yayının ölçüsüyle şu ölçü birbirine eşittir. ADB yayının ölçüsüyle hangi yayın ölçüsü AEC yayının ölçüsü birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Niye diyebiliriz? Bak şimdi. iki çember birbirine teğet mi teğet. Ortak teğet çizdik. Ortak teğet çizmemizdeki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Hop buraya alfa dersem, hocam büyük çemberde teğet kiriş açı bu yayı görüyor. Alfa Alfaysa 2 alfa olur. Hocam küçük çemberde de bak teğet kiriş açı şuraya kadar bu yayı görüyor alfaysa burası da iki alfa olur. Gerçekten bu yaylar birbirine eşit. Ya da şuradaki yaylar da birbirine eşit diyebilirsin. Şu yayla da şu yay. Ama ezbere yapma sorusuna göre git. Bu şekilde ortak teğet gördüğünde ortak teğeti çiz. Daha rahat bir şekilde yaparsın. Valla arkadaşlar bu şekilde yaptığınız zaman hani kuralları bilmeyin, bilmeyin dediğim yerlerde bilmezseniz geometride belli bir noktaya gelirsiniz. En başta belki zorlanabilirsiniz ama ha, hani kuralı ezberle yap. Kuralla ilgili soruyu yaptın kuralı kullandırıcı soru gelmezse o zaman işte çok sıkıntı yaşarsın. Ben sana burada bir kural verip bir soru tipini ezberlettirebilirim. Ama bir çözüm yöntemi verip sana onlarca soru çözümü yapmanı sağlıyorum farkındaysan. Evet geldik örnek 25'e. Bak kural çıktı hocam. X artı 65 direkt 90. Oradan yaparsın. Ben oradan yapmam. Israrla oradan yapmam. Cevap direkt ne dedin sen burada? 25 dedin değil mi? Ben ne yapıyorum? Bak şimdi iki çember birbirine değdiğinde ortak teğet çiziyorum. Şimdi 20 65 ise gördüğü yay kaç yapıyor? 130 yaptı. X ise gördüğü yay 2x yaptı. Benim şu ortak teğet çizmemdeki amaç çemberde açı sorularında iki çember birbirine değiyorsa ortak teğet çizerim. Yoksa merkezleri birleştiririm uzunluk sorularında. İki şu teğet çizmemdeki amaç her iki çemberde de neyi kullanabilmem? Teğet kiriş açıyı kullanabilmem. Hocam teğet kiriş için yay lazım bana. E burada bu yayın ölçüsü varsa bu yaya ait bir kiriş. Burada da bu yaya ait bir kiriş çizdiğim zaman olay bitti. 130 ise teğet kiriş açı 130'u görüyorsa hocam burası 65. E burada da teğet kiriş açı var. Burası da 65. E burası 2x'i görüyor buradaki. Bak bu çemberdeki öbür çemberdeki. 2x'i görüyor. O zaman burası x. Buradaki teğet kiriş açıdan da burası da x. Yani 2x artı 65 artı 65 eşittir 180 olduğundan x artı 65 90 diyebiliriz. Ya da buradan 2x eşittir. Kaç çıktı arkadaşlar? 130 yani 180'den 130 çıkar 50 oldu. X de böyle kaç buluruz? 25 buluruz. Çözümünüz bu şekilde yapın. Yalvarırım bu şekilde yapın. Tamam. Direkt formül çıktı karşımıza ama formül çıkmayan sorularda gidersiniz. Evet örnek 25'i 25 bulduk. Geldik örnek 26'ya. Arkadaşım burada ne var? İki çember birbirine teğet. Aa hocam bu yay ile bu yay birbirine eşit diyebilirsiniz. Ama yok boş ver. İki çember birbirine teğet. Ortak teğet çiz. Ortak teğet çizmemizdeki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek. 105 verilmiş bize. Hocam 105 ise gördüğü yay 210'dur. A bak teğet kiriş açı var. 210. Böyle yay olduğu zaman teğetlik olduğu zaman o yaya ait teğetlik olduğu zaman teğet kiriş açı var mı diye bakarım. Hocam buradaki açı 210'un yarısı yani 105 teğet kiriş açıdan. Ve burada şu kırmızıyla bu siyahta bir ters açı var. O zaman burası da 105 yaptı. Hocam 105 teğet giriş açıdan şurası yapar. Ne yapar? 210 yapar burası. E 210'da çevre açı var burada. X de neye eşit olacaktır? 105'e eşit olacaktır. Böylelikle X'i 105 derece olarak buluruz. Geldik örnek 27'ye. Örnek 27'de de şöyle bir teğet var. Aha var mı burada kural? Yok İşte bu soruyu işte o kurallar olmadığı için yapamazsın. E ne yapacağız hocam? E tabii ki ispat yöntemimizle ortakça teğeti çizeceğiz. Şu teğeti çizdik. Bazen şu hata yapılıyor. Hocam B noktasından bu teğeti çizelim böyle geçer. Ne biliyor mu bunun buradan geçtiğini? Belki oradaki teğet şöyle şuradan geçecek arkadaşlar. Değil mi? Biz sadece teğet çizmeye odaklanalım. Teğeti çizdikten sonra ne diyeceğiz? Hocam bu teğeti çizmekteki mantık her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek. E teğet giriş açı. Bak şuraya ben bir A aç dersem teğet kiriş açı oluştu. Burası 2A oldu. A hocam burada da bir teğet kiriş açı var. Teğet kiriş açı 2A'yı görüyorsa burası da A oldu. E şuraya bir B dersem. B ise teğet kiriş açı kullanayım. 2B oldu. Burada da teğet kiriş açı var. Burası da B oldu. Şimdi ne çıktı? 120'yi kullanayım. 120 dediğimiz büyük dörtgenin elemanı değil mi? Büyük dörtgenin elemanı. Kullan bakayım onu. 120 artı BB Yani 2A artı 2B'nin kaç olması lazım? Dörtgen olduğundan dolayı 360 olması lazım. E o zaman 120 attık öbür tarafa. 2A artı 2B kaça eşit olur böylelikle? 360 eksi 120'den. 240'a eşit olur. A artı B'ye de böylelikle kaç çıkar? 120 çıkar. E bizden X isteniyordu. X de zaten A artı B'ye eşit. E X de A artı B'ye eşit olduğundan A artı B'yi de 120 bulduğumuzdan cevap böylelikle 120 çıkar. Evet örnek 27'yi 120 bulduk. Gördünüz mü? Yani iki çember birbirine teğet olduğunda ortak teğet çiz. Açıda teğet kiriş açıyı kullan dediğimi unutma. İspat yöntemleri işte böyle. Şimdi ne demiş? A, e, B yayı 200 demiş BDC soruluyor bize. Arkadaş şöyle diyebilirsin. Böyle çizildiğinde hocam bu yayla bu yay birbirine eşit deyip e burası da 200 deyip buraya da 160 diyebilirsin. E kural var tamam. Ama biz yine de ispat yöntemiyle yapacağız. Ortak teğet çizdik. Ortak teğet çizdiğimiz zaman 200 var ya burada. Hocam bu açıyı bulabilirim ben. Teğet açı 100. Yarısı. Ters açıdan dolayı burası da 100. E 100 ise gördüğü yay 200. E burası 200 ise tamamı 360 olacak. Şuraya bir e, alfa diyecek olursam, yani bu yaya alfa diyecek olursam alfa ile 200'ün toplamı 360 derece olduğundan alfayı da böylelikle 160 derece olarak buluruz. İşte bu. İspat yöntemi de aslında zor değil. Hep bu ispat yöntemleriyle yapın dediğimi unutmayın. Evet ısrarla söylüyorum. Evet neyse. Açı sorularında böylelikle bitirmiş olduk. Çünkü teğetlikle alakalı açı soruları da bu şekilde karşımıza geliyordu. Şimdi uzunluk sorularına devam. Asıl konumuz uzunluk. Örnek 29'dayız. Bir teğet var mı burada? Var. E Merkez var. Teğet var. Ne yapacağız? Çek dik. Diki çizdik. Hocam burası 90 derece. Eğer çap önemli bizim için. Çapını 30 vermişler. Yarı çapı da 15. E burası da 15. E bu da yarıçap. Yarıçap çizmeyle kalması, yarıçap eşitliğini gösterelim diye hep söylüyoruz. E sonra burada bir Pisagor çıktı mı çıktı? Hocam, bir kenar kaç? 15. Diğer kenar kaç? 17. 15 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden x'i kaç buluruz arkadaşlar? 8 olarak buluruz. Örnek 29'u 8 bulduk ve geldik bu videonun evet bu videonun son sorusuna bakalım ne diyor. Özlem Hanım kavanozlarını bir rafa dizdiğinde rafın üstten görünümü aşağıdaki şekildir. Şekilde aşağıdaki gibidir. O merkezli kavanoz kapağı CDF karesine A ve B noktalarında teğettir. Sonra böyle çemberler de verilmiş. O böyle çemberler de verilmiş. Bak sen şu işe. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Merkezleri birleştirmiyor muyduk? Evet. Merkezleri birleştiriyorduk. E merkezleri birleştirelim. Uzunlukta anlattığımız şey. Bunu birleştirdik. E sonra bununla bunu birleştireceğiz. Sonra bununla bunu birleştireceğiz. Bunlar ne olmak zorunda böyle? Doğrusal olmak zorunda. Tamam, bunları birleştirdik. Sonra merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektikleri Dikleri mutlaka mutlaka kullanalım. E burada da merkez teğet çektik. Burada da merkez teğet çektik. Kullandık. Hatta burada da şunu kullanabiliriz. Burada da şunu kullanabiliriz. Ama dur bakalım şu anda. Şimdi AF uzunluğunu vermiş bize. Bir de FB uzunluğunu vermiş. Aa, şuradaki kavanozlara hiç gerek yokmuş kardeşim. Kavanozlar bir tane kavanoz vermiş bana. AF ile FB hakkında bilgi isteniyor. Diğerlerine hiç bakmamıza bile gerek yokmuş. E bu merkez teğet çektik yaptık ya 90. Merkez burası dikdörtgenden dolayı 90. Değil mi? Kareden dolayı pardon. Merkez çektikten dolayı 90. 90 90 90 ise burası da 90 oldu. E hocam burası yarışap. R ise karşısında R'dir. E hocam burası da yarışap. R ise karşısında R'dir. Dolayısıyla şu uzunlukla şu uzunluk ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. E AF uzunluğu R. FB uzunluğu da o da R. Yani bu da R bu da R. Birbirine eşit olması lazım. 3A eksi 17 eşittir. 2A eksi 5 olması lazım. 2A'yı öbür tarafa attık. 3A'dan 2A çıkınca A kaldı. Eksi 17'yi de öbür tarafa atınca da artı 17 yaptı. 17 eksi 5 yaptı. O zaman a'yı böylelikle kaç buluruz arkadaşım? 12 olarak buluruz. Yani örnek 30'u böylelikle 12 bulduk arkadaşlar. Ve 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 böylelikle ikinci videoyu yani 15. haftanın ikinci videosunu bitirdik. Sırada ne var? Üçüncü video var. O da iki çemberin birbirine göre konumundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Çemberde uzunluk görüyorsunuz kolay ama açıdan da bahsettik biraz uzunluğun içerisinde çünkü teğet çemberlerin durumundaki açıdan da bahsetmemiz gerekiyordu. Ama ağırlık olarak uzunluk istiyoruz tabii ki. E çok güzel ve çok zevkli değil mi ya? Ben çemberde uzunluk, özellikle çemberde uzunluk çözerken böyle çok zevk alıyorum. Çünkü anahtar kelimelerle çözülüyor. Siz de anahtar kelimelerle çözebilirsiniz. Anahtar kelimeler merkez kiriş çektik, merkez teğet çektik. E, teğetler birbirine eşit. Çemberler birbirine değiyorsa da merkezleri birleştir. Tamam? Daha onunla ilgili sorular çözmedik çözeceğiz arkadaşlar. Onun da zamanı gelecek. Tamam. Evet gençler. Böylelikle ikinci videoyu bitirdik. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda, üçüncü videoda, 15. haftanın üçüncü videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.